Bugünkü basın açıklamanın konusu Milliyetçi Hareket Partisi'nin istifa ettiğidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nde 2009 yerel seçimlerinde Balıkesir Merkez İl Genel Meclis Üyesi olarak seçilen Cemal Kocataş dün partisinden istifa etti. İl Genel Meclis üyeliğiniz devam ediyor mu? Evet. Partiden istifa ediyorsunuz. İl Genel Meclis üyeliğim şu an devam ediyor. Evet, bağımsız İl Genel Meclis Üyesi olarak 30 Mart'a kadar üyeliğim devam edeceğiz. İl Genel Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen Cemal Kocataş, istifasının Balıkesir Belediyesi yönetimiyle ilgili olduğunu söyledi. İktidar olmak, 2009 yılında bütün ülkücü camianın ve Balıkesir halkının teveccühüyle kazanıldı, yerelde iktidar oldu. Ancak daha sonraki dönemlerde bazı zat-ı muhteremlerin biz bu seçimi 3 kişiyle kazandık şeklindeki beyanları ve daha sonraki günlerde, aylarda, yıllarda Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar olduğu belediye tarafından ülkücü camianın hiç bu kadar itildiği, kakıldığı görülmemiştir. MHP'deki sessiz yığınların sesi olmak için istifa ettiğini belirten Cemal Kocataş, istifası ile ilgili soruları da cevapladı. Tabii biz bu camiaya da siyaset yaptık. Bunlarla beraber bugünlere geldik. Bu sessiz yığınların isyanı karşısında sessiz kalamazdık. Bunun neticesinde bu sessiz yığınların sesi olabilmek için Milliyetçi Hareket Partisi'nde bugün istifa çıkılmaktayım. Yani siz belediye yönetimi yüzünden istifa ediyorsunuz anladığımız kadarıyla. Tabii yani belediye yönetimi, bir de genel merkez tamamen her şeyi, bütün teşkilatların yetkilerini de sadece belediyeye bırakması bu ülkücü camiada büyük rahatsızlık yaratmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi bir siyasi partidir. Bir belediye yönetimine bırakılacak ve bu camiaya yıllarını vermiş insanların bunu kabul etmesi mümkün değildir yani. Bu ildeki atamalarda da belediyenin galiba değil mi? Büyük bir etkisi oldu başkanın. Tabii, tamamen genel merkezin takdiri bunlar ama camiada uygun karşılanmamıştır. Camia sessiz kalmıştır ama herkes 30 Mart'ı beklemektedir. Bunların Kişisel tek. İstifasının kişisel olduğunu, herhangi bir partiye geçmesinin şimdilik söz konusu olmadığını belirten Kocataş, herhangi bir siyasi partiden teklif almadığını da sözlerine ekledi. Aldığınız teklifler var mı? Henüz yok.